Yaklaşık 4 ay süren ve Ağustos ayında açılışını Sayın Valimiz Ali Kaban'ın başkanlığında yapmış olduğumuz çalışmamızın birinci paydaş toplantısını Ekim ayında, ikinci paydaş toplantısında Aralık ayında gerçekleştirdik. Ekim ayındaki toplantıda Zonguldak ili hakkında genel bir çerçeve çizdikten sonra ilimizde faaliyet gösteren firmalarımıza uygulanacak ankete temel oluşturacak ilimizin sorunlarını, ilimizin sosyoekonomik açıdan genel durumunu tartıştık. Aralık ayındaki toplantımızda ise saha çalışmasının ön sonuçlarını ilgili paydaşlarımızla masaya yatırma fırsatına sahip olduk. İki paydaş toplantımıza 100'e yakın kurum ve kuruluşumuzdan katılım gerçekleşti. Ağustos ayında başladık bu çalışmaya. Yaklaşık olarak 4 ay süren bir çalışmanın sonucu benim daha sonra sunacağım sonuçlar. Biz bu çalışmada BAKKA Zonguldak Yatırım Destek Ofisi ile birlikte işbirliği içerisinde yürüttük bu çalışmayı. Özellikle Onur Bey'in ve Elif Hanım'ın katkıları hem ev sahipliği hem de değerli katkıları sonucunda biz bu raporu sonuçlandırdık. Ve TEPAL'daki çalışma arkadaşlarıma da ben çok teşekkür ediyorum. Gizem Hanım'a, Çağlayan Bey'e, Sevim Hanım'a. Yatırım ortamı değerlendirmesi nasıl bir çalışma? Aslında yatırım ortamını hali hazırda bu ortamda faaliyet göstermekte olan firmaların gözünden anlamaya çalışan bir çalışma. Malum ülkemizin önündeki en büyük hedef koyduğumuz 2023 hedefi. Bu hedefler doğrultusunda bölgesel dinamikleri harekete geçirerek başta özel sektör olmak üzere kamu yatırımlarını arttırmak, sürdürülebilir büyümeyi ve istihdamı arttırma noktasında son derece önem arz etmektedir. Bildiğimiz gibi Türkiye genelinde toplam yatırımların yaklaşık %70-80 civarını özel sektör eliyle gerçekleştirmektedir. Ülkemizin 2023 yılında ihracatının 500 milyar dolara, işsizlik oranının %5'e ve enflasyon oranının da kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirilmesi hedefleri ulaşmasına hiç kuşku yok ki en büyük katkıyı özel sektör yatırımlarımız sağlayacaktır. Çalışmanın sonuçlarına muhakkak ki önlem alınması, adım atılması gereken konular da var. Malumunuz olduğu üzere nitelikli iş gücümüzün il dışına gitme durumu firmalarımızın nitelikli iş gücüne ulaşmasına engel oluyor. Bu konunun çözümü için gerek iş kurum müdürlüğümüz üzerinden, gerekse odalarımız üzerinden, UMEM projeleri ve gerekse de kalkınma ajansımız üzerinden verilen eğitim ve istihdam garantili projeler yine bu sorunu ortadan kaldırmaya çalışmaktayız. Yine çalışma sonuçlarına göre önerilen firmaların ihracat yapması konusunda da hemen harekete geçerek yatırım destek ofisi bünyesinde kurduğumuz sürekli eğitim merkezimiz üzerinden dış ticaret eğitimi vermeye başlıyoruz. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Zonguldak Yatırım Destek Ofisi ile TEPAV işbirliğinde yapılan Zonguldak ili yatırım ortamı değerlendirmesi çalışması ile ilimizdeki mevcut yatırım ortamının değerlendirilmesi sağlanmıştır. Yine bu çalışma ile elimizdeki yatırım önündeki engeller belirlenmiş ve bu engellere yönelik çözümler sunulmuştur. Dünya Bankası anketlerinin ilimize uyarlanarak yapılan bu çalışma sayesinde çalışmayı yaptıran diğer iller ya da bölgeler ile ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar yapılacaktır. TEPAV işbirliğinde hazırlanan Zonguldak ili yatırım ortamı değerlendirmesi çalışmasının tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılması amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dünya Bankası tarafından 125'in üzerinde ülkede uygulanan yatırım ortamı değerlendirilmiş, yatırımın önündeki engeller ortaya konulmuş ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışmayı yatırım önündeki engellerin açık bir biçimde belirlenmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik bu engellerin ortadan kaldırılması temelinde tutarlı ve bütüncül politika önerileri sunması açısından son derecede önemli bulduğumu ifade etmek isterim.